falan. Şimdi bu yılın en iyilerini belirleyeceğiz sizinle. hocam daha hafif bir şey, ağır bir şey. Evet, bunların hepsi top ve içlerinde bazı kelimeler yazıyor. Şöyle bırakayım. Şöyle ki hemen anlatıyorum. Birer tane çeker misiniz? Böyle efektif çekti. Karışırdım. Sen de bir tane çek istersen Burcu. Önlerine bırakmayayım. Belli ki birer de kalmayacaklar. şu açmayın rica edeceğim. Şimdi oyun şöyle. Heyecanlandım. Şeyi kırçalıyorum ben şu an. Öyle denebilir. İçine bir dahakine bir şeyler atacağız. şöyle bir oyun oynayacağız. Mesela sen Emre ile bir ekip olacaksın. Ben Burcu ile bir ekip olacağım. Çıkan kelimeyi... Hadi. İkiniz de yani. Çıkan kelimeyi tek kelimeyle anlatacaksın. O da sana tek kelimeyle cevap verecek. Eğer bilemezseniz aynı kelimelerle birlikte bize geçer. O kelimelerin üstüne ekleyerek anlatmaya çalışır bana. Bilirsek bize bir yazar. Dolayısıyla senin iki kelimeyle anlatma hakkında olduğu gibi onun da evet. İki kelimeyle cevap verebilme hakkı tabii, da olacak. Eğer aktarılırsa iki kelime söylenmiş olur. Ben o iki kelime üzerine bir kelime daha ekleyip söyleyebilirim. Anladım. Sen de sorarken bir kelime daha ekleyip sorabilirsin. Burcu anladın değil mi? Tek kelimelik, tek kelimelik tabu gibi değil mi bu? Evet, tamam. Evet. Ama eğer başarısız olursak artı bir de gidiyorsunuz yani. Bana adam yani. Çalışmış, bizden iyi çalışmış kendisi. Yani. Saçım açık ya. Burcu anladın. Eliyle de çalıyor bak, orkestra için de çalışmış. Evet abi, o zaman önce Bülent'in... Hala bir kaçırmadım bak, devam ediyorum. Marakası geliyor. Ben buradan devam edebiliyorum galiba ya. Abi ben açabilir miyim onu? Neden? Yönetmenim doğru mu? Bakmayacağım, rejiye göstereceğim. Tamam. Vermiyorum. Ben buradan rejiye göstereceğim bakmadan. Sizde bakın. Sizde mi? Hayır. Sizde. Bakacak. Biz bilmeden nasıl anlatacağız kelimeyi ya? Sen bakacak adam anlatacak. O yok. Görmek önce istemiyor. Önce kameralara göstereceğim. Hocam burayı kesin, şiddete maruz kaldım Emre tarafından. Abi sen açıp önce bakıp bana verir misin? Daha mantıklı olacak. Birinci olursak filan. Hamam var mı? Yıkıyor musun? Var. Çinili hamama götüreceğiz seni. Üsküdar'da. Tamam bakmıyorum. Kesi olarak ödeyeceğiz sana. Bakmıyoruz. Sen bakma. Böyle bir şey soru var. Sen bakma. Başlıyoruz. Dur, abi kameraya göstermek istiyorum. Aşağıya yazar mısın? Katlayıp verir misin? İçe doğru katla. Aynen içe doğru katla. Bana gösterme. O sizin kelimeniz. Çünkü onu biz de bilebiliriz. Evet abi teşekkür ederim. İç kere katlayıp çok güzel. Kimse görmeden şu ekranına hocam ekranı alırsan ekrana görebilirim. Da bakma o zaman. Sen de sen göreceksin. Hocam. Tamam ben hadi bakmadım. Hadi. Evet ekranı kapatalım. Ha, kapat. Sen gördün evet. Ki. Doğru ben gördüm ben hiç görüyor musun kamera? Artık çok sağ ol. Sen ahlaktan ölecek. Niye bir hamamda yıkıyorlar? Hocamız mı? Buyur kelime burada gördü kamera tamam. Kelimeyi. Süre var mı? Süre yok. Tamam hazır. Ama bir yok. Kelime. Tamam. Kuaför. Saç. Bitti. Bilemediniz. Bitti. Sıra bizde. Kuaför ve saçı kullanarak kelimeye bakarak anlatabilirsiniz. Çünkü oynayan sizsiniz, bize anlatıyorsunuz. Kuaför ve saçı kullanabilirsin. Ben herhalde buldum. Ben iki kelime söylüyorum. Sen bulmayacağını kim bulacak onu? Ya kuaför, saç ve bir şey daha söyle yanına. Berber. Oo. Berber. Kelimeyi söyledi abi. Kelime mi berber? Hiç kelime berber mi? Kelime berber mi? Kalk gidiyoruz gel. Bülent bir dakika. Beni burada anlatma ikna edeyim. Bir şey diyeceğim. Burcu'yu değiştirebiliyor muyuz? Hayır konu değiştiremiyoruz. Konuyu değiştir. Ben çünkü kelimeyi değiştirmek bir işe yaramayacak. Kelimeyi söyledi ben ya. Ben demeyecektim yemin ediyorum abi. Demeyecektim. Nasıl ben... oldu bilmiyorum. Sadece tıraş diyecektim ama berber dedim sadece. Özür dilerim. Yo, az önce de ne diyecektin ya. De Fenerbahçe burayı diye bağırdığını da söyle bari de. Burayı keseriz çıksın. Hocam. Açı biraz açılı oturun da Burcu'yu kesebilirsek hocam. Evet, evet. Ben gideyim mi? Bayağı uzaklaştı kessin diye Burcu. Ama gerçekten aynen. Bak tıraş... Böyle bir anda hiç geldi. Hiç önemli değil ya. 1-0. Canlı yayın hataları olur ki ilk kez canlı yayın değiliz. Tamam biz kalifiye oldunuz. 1-0 biz öndeyiz. Yani evet onlar tamam. Önde 1-0. Şimdi bu senin kelimen. Tamam mı? Onlar 1-0 biz tamam, de. Tamam bizde mi? Sen ben... kelimeyi açıp bakacaksın. Katlayıp bana vereceksin. Bülent de bakmayacak. Görmeyeyim yani mi? Bakabilirsin sen anlatırsın. Hayır göreyim de onu söylemesin bari ona mani olayım ya. Hayır sen sonra bak kelime düşünme. Çok iyiydi ya. Tamam Hasan kameraya göster. Duydun mu Emre? Göreyim ki mani olayım söylemesin ki. Eyvah ya. Ne yapacağım? Katla. Katla bana ver kameraya göstereceğim onu. Ama buna bir kelimem yok. Ya tamam hiç sorun yok kameraya göstermeme gerek yok. Anlat bir kelimeyle. Bir şey söyle ya ama şey o söyle. Kelimeyi söyleme lütfen.
Abi kız hani taraftar kelimesini zorla buldu yani. Anlatabildim mi? Birazdan çok güleceğiz ya. Ya bir şey söyle. Yani onu sakın söyleme. Sakın kelimeyi söyleme. Uydur bir şey. Ne çağrıştırıyorsan uydur. Söyle. Futbol. Biraz müzik. Bak. Piyano. Abi beni niye çağırdınız ya? Ben bu programlara uygun değilim ya. Hasan, sana 50 yaşında hayatının en büyük hatası neydi diye sorarlarsa bu yarışmada süre sınırı yok dediydim dersin. Ay bu odur ya hayatın hatası. Stat. Değil. Al. Ona ver. Ben neydi? Ne dedi Burcu bu arada? Stat ve futbol. Futbol dedi. Sen stat dedin. Abi iki kelime at. Ama anlat. Fena değil miyim? Çok güzel. Sanki ben de güncel futboldan çok anlıyormuşum gibi yani. Abi bilmiyorum futbol kelime. Futbol ve stadın üstüne futbol, ne ekliyorsun? Ne ekliyorsun? Stat ve insanlık. Para. Süreyi başlat. Bir tane daha ekleyebiliyor muyuz? Şu an ekledim, kural olarak süre koyuyorum. Süre koy. Bir tane daha söyleyebiliyor muyum? Bir Hayır, kelime daha. Bir kelime. Sadece o da bir kelime. Ama abi, biz bilemedik ki onlarda. Devam et ki. Olsun. Ha, tamam. Kelimeleri alıp biz bana anlatacaksın. Ve bir marka falan gibi bir şey bilemedim ki. Oha çok hızlı döküyor. Tamam şey. 3, 2, 1. Bize dönecek yeniden merak taraftar. Etme. Taraftar. Evet. No. Doğru mu? Değil. Kelime no, o değil. Değil. Okey. Bize döndü. Ne var şimdi? Futbol, taraftar. Bir de bir şey daha söyledin. Ha ben para söyledim. Dedi. Stat dedim. Stat dedim. Para dedim. Stat, futbol. Aa buldum herhalde. Menajer. Artık bulamazsan ya. Güzel girdin. Ben buldum galiba. Güzel ha. Sonradan. Santrfor. Türkçe ben buldum. Sen tamam. Ekle kelimeyi yani, abi. Galiba buldum. Hepsi sende zaten. Tamam. Doğru mu? Tamam. Saymıyorum. Üzerine şunu ekliyorum. Tamam. Bir kelime. Tamam. Futbolcu dediğin oldu mu hiç? Futbolcu dediğin oldu mu? Ben. Yok. Dedin mi? Dedim. Dedim. Tamam işte. Oyuncu. Çok iyiydi futbolcu. Transfer. Ver. Ama geliyor değil mi? Nereye geldi zaten? O oluyor arkadaşlar. Tamam ben ya, öbürünü söyleyecektim buldum. Ya. Buldum galiba ya. Tamam transfer deyince tamam. Tamam dur. Ne olur yanından geçsin. Ya bak böyle deyip yanından geçsin hadi yapabilirsin. 1-0 zaten buldun oğlum neyin peşindesin? Evet. Bence buldun sen yani. Buldun mu? Hayır abi. Hadi söyle bir kelime söyle. Takas. Transfer. Transfer abi, ya. Ben dedim zaten. Hayır. Dinleyeceksin. Hayır söylenmiş. Ben sizi dinledim. Hocam. Ver. Yine diskalifi oldunuz. Hayır abi söylediği kelimeyi söyleyebilirim. Hayır ben söyleyebilirim. Tamam peki. Ama sen onu cevaben söyledin ya. Şu an kulağıma ver cevabını bir daha geldi. Duyuyorsundur sen de. Veriyorum. Takas dedin değil mi? Menajer. Abi menajer edenmişti. Lütfen alır mısın? Az önce Burcu menajer dedi zaten. Sen bir kelime daha ekliyor musun Bülent? Ben tutuyorum. Bir kelime daha ekliyor musun abi? Eklemeye çalışacağım. Tamam. Yani, ama hepsi söylendi ama buldum yani. Galiba. Öyle mi? Ben Fransızca gibi bir şey geliyor benim aklıma. Bon servis. Gerçekten mi? Ya ben onu transfer yerine zaten söyleyecektim. Olsun. Ya çakılıyor mu? Bir şey diyeceğim. Bir de ben bu kelimeleri... 2-0. Daha dramatik bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu soruları ben hazırladım. Ona rağmen bana dedi ki sevgili Arda Müldür, bizim prodüktörümüz. Dedim ki Arda ben bunları dedim ezberledim haksızlık olacak. Abi sen yayında unutursun dedi bana. Ya ben bir de Ozan'a buradan sordum. Arda'ya selam Hasan söylüyorum. Bilmiyor dedi. Ya ben nasıl bir tongonun içine düştüm? Vallahi ya? Unuttum.